Kerem ile Kremden herkese merhaba. Çin'in yeni savunma bakanı Li Shanfu <laughs> Moskova'da çok kritik bir ziyaret için 3 günlüğüne Moskova'yı ziyaret etti. Putin'le de görüştü. Rus savunma bakanı Sergey Shoigu ile de görüştü. Bu görüşmeye dair bazı mesajlar söz konusu. Bu görüşmeyi biraz ele alacağız. Onun haricinde dün Putin'in Herson bölgesini ve Lugansk bölgesini o Ukrayna'dan e, kopardığı toprak parçalarındaki o oradaki askeri karargahları ziyareti söz konusu oldu. Ancak orada çok ilginç bazı e, bir iki husus var. Ona temas edeceğiz ve e, yine Wagner yöneticisi kurucusu Yevgeni prigojinin son dönemde yaptığı ataklar var. Sen Petersburg valisini yerden yere vurdu. Sözle tabii ki kastediyorum. O konuda yaptığı çeşitli açıklamalar, başvurular var. Ve yine yazdığı ilginç bir makale var. Tırnak içerisinde belirtiyorum. Yani Rusya'nın paralı askeri şirketi Wagner'in tepe yöneticisi Yevgeni prigojinin yazdığı makale. Ve bu makalede bazı ilginç hususlar var. Ve bunların hepsi Ukrayna'nın kısa bir süre içerisinde karşı taarruza sahada karşı taarruza başlayacağı yönündeki yapılan işte hazırlıklar arefesinde değilim gerçekleşen olaylar bu anlamda hem Putin'in de o Lugansk ve son bölgesini ziyareti hem de işte Çin savunma bakanı ile görüşmesi alt yazıyı biraz ondan dolayı öyle attım zaten ilişkiyi kuracaksınız Putin'in Çini Çin'le Batı'yı Rus ordusu ile de Wagner'i dengelemeye çalışması biraz söz konusu her zamanki gibi Rusların deyimiyle Putin'e arbitir derler Ruslar hakem demek arbitir bir 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 dengeleme söz konusu. Yani Putin'in oradaki görevi, asli görevi Rusya'nın içerisindeki o Siloviki denilen güç odakları veya güvenlikçi ekipler arasında bir dengelemeyi sağlayan bir hakem e, rolü oynar Putin. Dolayısıyla bu yayın biraz bununla ilgili olacak bir faaliyet birleştirmede derler Bahriyeliler, denizciler. Faaliyet birleştireceğiz. Hem Çin ile Çin ile ilgili meseleyi, Wagner ile ilgili meseleye ve Putin'in her Lugansk bölgelerini ziyaretiyle ilgili meseleleri. Ama ondan önce ne yapmamız lazım? Abone olmadıysanız lütfen abone olursanız güzel olur. Şöyle Haziran ayına Mayıs ayına 7000 abone ile girersek çok güzel olur. Haziran ayına da Allah'tan yani ümit kesilmez. Siz anın da eli tutulmaz derler. 10.000 bin aboneyle girersek çok güzel olur. Beğeniyorsanız videoları istifade ediyorsanız beğenme tuşuna basmanız güzel olur ve bildirimleri açıp paylaşmanız lazım. Yorumlarınızı, görüş, görüşlerinizi, eleştirinizi her halükarda videonun altına da yazarsanız sevinirim. Şimdi geçelim ilk konumuza. Li Shanfu 3 günlüğüne 16 ve 18 Nisan tarihleri arasında bir Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu Çin lideri e, Xi Jinping'in malum 3. dönem e, geçtiğimiz ay e, artık tam anlamıyla onaylanmıştı. 3. dönem iktidarda e, Çin lideri olarak kalması sonrasında yeniden bir kabine mi diyelim artık bilmiyorum Çin'deki sistem. Kabinede e, savunma bakanı olarak göreve gelen isim. E, Çin lideri Xi Jinping gibi aynı şekilde e, Li Shanfu da <laughs> e, İlk ziyaretin ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yaptı, Moskova'ya yaptı. Bu açıdan önemli ve 3 günlüğüne aynı şekilde Çin lideri gibi o da 3 günlüğüne Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Şu görüntülere bakalım Putin'le hemen görüşmesiyle ilgili bütün tabii Rusya'da televizyon kanalları bu ziyareti verdi. Rusya Çin ilişkileri şu an gündemde iki dış politika popüler gündemlerden birisi birisi Türkiye ile ilişkiler, ikincisi de Çin'li ilişkiler. Dolayısıyla Çince öğrenmeye çalışacağız artık biz de malum. Кстати, Верили и e, Салтависек и Сани. Yani... Визит министра <ган> обороны Китая трехдневный. Начался он накануне со встречи с Владимиром Путиным. Конструктивный разговор о партнерстве и стратегической важности. Меньше месяца назад состоялись сверхуспешные переговоры на высшем уровне. Владимир Путин и Цзиньпин открыли новую главу в сотрудничестве двух стран. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики, товарища Си Да, Ли Шанфу в 2018 году... Yılında... Amerika'nın yaptırım listesine dahil edilmiş bir Çinli yönetici o zaman 2017-2018 o dönemlerde Çin Rusya'dan hem Rus savaş uçağı satın almıştı hem de s 400 sistemleri satın almıştı Çin'de askeri birim yani bu ilişkilerle ilgili Rusya ile ilişkilerle satın almalarla ilgili o askeri birimin başındaki isimmiş Li Shanfu. Dolayısıyla 2018 yılında ABD yaptırımına e, tabi o zamandan beri 5 yıldır e, ambargolu e, bir isim. Bu anlamda oldukça sembolik hem dediğim gibi ilk yurt dışı ziyareti falan Rusya olması bağlamında. Tabi Putin'le görüşmesinde hani uzun masa e, yok malum görüyorsunuz tokalaşma falan da var. Hani e, Fransız e, Macron'la veya işte diğer liderlerle yaptığı bazı görüşmelerde uzun masa oluyordu burada. E, kısa masa Şal Şalgu da katıldı görüşmeye. Şimdi burada bahsedilen bazı hususlar var. Kısaca geçelim. E, Putin e, bir defa e, askeri kurumlar dahil dedi, her alandaki ilişkilerimiz çok iyi ilerliyor e, vurgusu vardı. E, Çin liderine selam da söyledi bayağı bir. Bayağı bir onunla ilgili övücü, e, staişker bir şekilde bahsetti karada havada denizde dedi nerede varsa dedi biz tatbikat yapıyoruz zaten Çin'de dedi Avrupa'da da yapıyoruz dedi uzak doğuda da yapıyoruz dedi. Bu önemli. Çünkü mesela İlk kez geçtiğimiz yıl Ağustos ayında pardon 2021 yılında diyelim 2021 yılındaki Rusya Çin ortak tatbikatında Zapat vuzayma Deistviye diye geçerdi o Batı işbirliği anlamına geliyor ama Çin topraklarında yapılan bir tatbikat idi ve ilk kez 2021 yılında Rus askerleri Çin silahlarını kullanmışlardı bu tatbikatlarda ve çeşitli böyle teorik eğitimlerden geçip işte elektronik simülasyonları falan da öğrenip Pratik alanda da o silahlar kullanılmıştı. Yani askeri işbirliği gerçekten e, çok üst düzeyde ilerliyor. Bunu vurgulamak için söylüyorum. E, öte yandan yine e, Japon Denizi, Doğu Çin Denizi, işte Pasifik Bölgesi. Yani Çin'in olduğu bölgelerde de askeri tatbikatlar yapıldı. Ortak e, Çin'in e, nüfuzunun daha güçlü olduğu bölgelerde. Ama e, Akdeniz'de, Baltıklar'da, Karadeniz'de de yine Karadeniz'de bir yıldır yapılmıyor tabii de ama ondan öncesinde Çin'le askeri tatbikatlar yapılmıştı. Hem deniz hem de hava tatbikatlarından bahsediyorum. Kısaca şu görüntülere de bakalım devam edelim. Bunlar ortak deniz tatbikatından tabi görüntüler. Neyse bir de tabii hava tatbikatlarına da bakalım. Çünkü bu hava tatbikatlarında da geçtiğimiz yılda zannediyorum 2022 yılındaki olması lazım. Onda da Rusya stratejik bombardıman uçaklarını askeri tatbikatlarda kullanmıştı. Yani bu nükleer silah taşıyan uçaklardan bahsediyorum. Stratejik bombardıman uzun menzilli. Çin de aynı şekilde yani başka şekilde diyelim savaş uçaklarını kullandı. Neyse bunu... Göstermemiz çok mümkün olmayacak gibi herhalde. Reklam çıktı çünkü. Ee, şimdi tabii gelinen noktada 2022 yılında e, zaten NATO'nun konseptine de girdi malum. E, Rusya acil, akut tehdit veya doğrudan tehdit olarak dahil edildi. E, Çin ise sistemik tehdit, e, stratejik bir meydan okuma olarak NATO'nun konseptine de dahil edildiler. Geçtiğimiz yılki NATO zirvesinde e, ve aynı zamanda ee, e, Tayvan meselesi de son e, zamanlarda malum özellikle bir yıldır Ukrayna ile yine ilgili olarak e, çok fazla e, gündeme geliyor. Çin'in oraya bir askeri harekat neyse e, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi tırnak içerisinde bir bir müdahalede bulunup e, neticede Tayvan Çin'in kendi toprağı hani işgalde diyemeyiz. Ee, ama oraya bir askeri müdahalede bunu Tayvan'ı kontrol altına alma acaba bir hevesi bir bir planı var mı? Bu çok konuşuluyor malum. Ee, dolayısıyla e, geçtiğimiz e, bir yıl içerisinde Rusya ile Çin arasındaki askeri ilişkilerin e, son derece güçlendiğini güçlenme devam ettiğini vurgula vurgulayabiliriz. E, NATO'nun da hem Rusya'yı hem Çini e, Kendisine yönelik önemli iki tehdit olarak belirlemiş olması onları ekstra iki aktörü de Moskova ve Pekin'i motive eden temel hususların başında geliyor. Ee, diyeceksiniz ki NATO e, konseptine dahil edildikleri için mi bu iki ülke ilişkilerini askeri ilişkilerine geliştiriyor? Hayır değil. Bu iki ülke askeri ilişkilerini geliştirdiği için zaten ve e, meydan okudukları için Batı blokuna NATO'nun stratejik konseptine dahil edildiler. Yani orada sebep sonuç ilişkisini biraz daha belki doğru kurmak lazım. Çinli bakanın söyledikleri de önemliydi. Dedi pazar pazar dedi beni ağırladınız dedi. Pazar akşamı çünkü görüştü Putin Çinli bakanla. Onun için çok teşekkür ederim dedi. Mesela Çinli bakanın şu ifadesi de önemliydi. Rusya ile dedi ilişkilerimiz dedi soğuk savaş dönemindeki askeri ittifakları dedi geçti. Yani NATO'ya atıf yapıyor. Neticede NATO soğuk savaş döneminde kurulan bir askeri ittifak. Biz dedi askeri ittifak kurmuyoruz. Ancak askeri işbirliğimiz dedi. Dediğim gibi soğuk savaş dönemindeki askeri ittifakları geçti. Askeri hatta ve askeri teknik alandaki işbirliğimiz de çok iyi ilerliyor. Yani karşılıklı olarak çeşitli silah alımı, satımı veya işbirliği teknik alanda da söz konusu. Yine her düzeyde dedi gelişme gösteriyor ilişkilerimiz. İlk ziyaret için Rusyayı ben dedi özellikle seçtim dedi Li Shanfu. E, i̇lişkilerin dedi bu ilk ziyaret özel karakterini ve stratejik önemini vurgulamak için e, bunu yaptım dedi ve omuz omuza duruyoruz dedi Çin ile Rusya birlikte olarak. E, bu anlamda e, Şaygu da mesela e, pazar görüştü, pazar neyse Salı da görüştü ve görkemli diyebileceğimiz bir karşılama töreni de söz konusu oldu. İki ülke arasındaki askeri akademiler arasında bir memorandum da imzalandı. Şu görüntüleri de bakalım devam edeceğiz. Tabii Şaygu Tabii e, Şaygu e, Li Shanfu'yu e, çok önceden beri tanıyor. Şaygu 2012'den beri netice itibarıyla e, Rus Savunma Bakanı, Rusya'nın Savunma Bakanı e, hani Li Shanfu daha alt düzeyde görevdeyken de neticede bir tanışıklık söz konusu. E, Şaygu görüşmede dedi ki iki ülkenin dedi güçlerini koordine etmeleri uluslararası arenada istikrar etkisi oluşturuyor. Rusya ve Çin e, askeri işbirliği konularında birbirlerine kararlı destek vermeliler e, vurgusu vardı Şaygun'un açıklamasında. E, bir saniye. Evet. Hı -hı. E, alt yazıyı değiştirdim de. E, <laughs> Li Şanfu da dedi ki yine iki ülke liderlerinin dedi anlaştıkları üzere dedi Rusya ve Çin askeri askeri teknik ve Askeri ticaret işbirliğini de geliştirecekler, ilerletecekler, yeni bir düzeye taşıyacağız dedi bu ilişkileri. Ee, yine e, ilk ziyaretimi Rusya'ya yapmamın nedeni dedi Li Shanfu, dış dünyaya Rusya Çin ilişkilerinin etkisini gelişimini göstermek ve iki ülke arasındaki Silahlı kuvvetlerinin, iki ülkenin ordularının neyse stratejik işbirliğinin güçlenmesindeki güçlü kararlılığı göstermek dedi. Yani hep batıya karşı, batı blokuna karşı bir mesaj vermenin amaçlandığı bir ziyaret bu. Ve dediğim gibi Ukrayna'nın karşı taarruza geçmesinin planlandığı, konuşulduğu şu günlerde yapılmış olması ayrıca önemli. Çin lideri Xi'nin Moskova ziyaretinden e, neticede bir ay dahi geçmeden yapılan bir ziyaret. Savunma Bakanı'nın bu ziyareti bu açıdan da önemli. Üç günlük olması da önemli ve e, Pentagon'dan geçtiğimiz hafta onunla ilgili bir yayında da bahsetmiştim. Sızan belgelerde Çin'in acaba Rusya'ya silah yardımı yapıp yapmayacağı malum çokça çok konuşuluyor. Şu sıralar Ukrayna sahasında. Dolayısıyla o meselenin de Ukrayna'daki savaştan dolayı Rusya'ya bir askeri e, silah tedarikinde bulunup bulunmayacağının konuşulduğu şu hararetli günlerde de bu ziyaretin yapılması oldukça önemli. Bu bağlamda The Washington Post'ta çıkan e, Pentagon'dan sızan e, sızdığı söylenen diyelim belgelerle ilgili bazı iddialar vardı. Mesela e, bu Putin ile Şi'nin e, son görüşmesi Moskova'daki, oradan bir fotoğraf. Diyor ki e, Amerikan istihbaratı, e, CIA, Rus e, dış istihbarat servisi, SVR diye geçer. Sergey Narışkin'in başında olduğu e, bir istihbarat kuruluşı e, dedi. Diyor ki o belgelerde e, Rus istihbarat servisi Çin'in e, Rusya'ya askeri bir yani silah yardımı konusunda destek vereceği konusunda Pekin'in son nihai kararını 2023 yılının başında verdiği konusunda bu konuda Rus istihbaratında çeşitli belgeler varmış veya işte o. ...o kanaate varmış... E, ...Amerikan istihbaratı da Rus istihbaratının... ...elindeki bu belgelere erişmiş deniyordu. Bu belgeler sızdı falan filan... ...deniyordu. E, bu tabi yılbaşında varıldığı söylenen... ...bu e, asker... ...silah yardımı meselesi... E, ...sivil amaçlı ürünler arasında... E, ...silah gönderme şeklinde... ...ceryan edeceği söyleniyormuş. Tabi bunlar iddia bilmiyoruz. Yani e, bazı ürünler malum... E, ...sivil amaçlı ürünler... ...bazıları askeri amaçlı ürünler. Ee, ama bazıları da iki e, hedefli de kullanabilirsiniz. E, bu açıdan bu ziyaretin yapılmış olması gerçekten önemli. Şimdi diyeceksiniz ki Rusya'nın Çin'in silahlarına mı ihtiyacı var? Olabilir. Yani netice itibariyle Rusya dünyadaki o <laughs> İsveç'te zannediyorum veya Helsinki'de Sipri e, kısaltılmış bir e, şey vardır. Dünyada silah en fazla silah üretimi yapan, silah ihracatı yapan e, ülkeleri araştıran bir e, düşünce kuruluşu kısaltılmışı SIPRI diye geçer. Onun verilerine baktığınızda e, Amerika bir numaralı dünyadaki silah üreticisi e, aynı zamanda ihracatçısı Rusya'da ikinci e, dünyadaki silah üreticisi ve ihracatçısı. Ancak savaş dolayısıyla Rusya e, silah ihracatını veya yani silah üretimi e, tam kapasite çalışıyor belki ama silah ihracatı neticede biraz daha azalmış durumda. Çünkü ister istemez Ukrayna'daki savaşa e, kanalize ediyor o silahları. E, hani Rusya'nın belki teknik açıdan Çin'in Çin'e silah satan zaten bir ülke Rusya neticede ancak Ukrayna'daki savaşta o kadar fazla silah kullanılıyor ki yani Ukrayna'ya neticede 50 küsür ülke Reimstein Hani üstünde toplanıyorlar 53 zannediyorum veya 56 ülkenin yaptığı bir silah yardımı söz konusu Rusya işte İran'dan dronlar falan bazı alanlarda zaten Rusya eksiktir drone alanında mesela veya işte Kuzey Kore'den bazı herhalde mühimmat falan aldığı söylendi olabilir. Çin'den de yine çeşitli e, askeri yardım bu anlamda e, veya tedarik söz konusu olabilir. E, bu bunu hani haklı gördüğüm, olumlu gördüğüm falan anlamında söylemiyorum. ama Mantıklı olabilir. Neticede öbür tarafta 50 küsür ülke Ukrayna'ya yardımda bulunurken e, bu tarafta bir tek bir ülkenin kapasitesi her ne kadar güçlü olsa da silah üretici üretici önemli bir ikinci dünyadaki büyük silah üreticisi ülke olsa dahi yani yetişmeyebilir. Çünkü e, mesela yine bir Amerikalı uzman söylemişti yetkili söylemişti Afganistan'da işte 3 4 ayda harcanan silah savaşın en hararetli zamanlarında Ukrayna'da bir günde harcanıyor falan da demişti. Dolayısıyla hani bu bağlamda Çin'den çeşitli önümüzdeki dönemde silah yardımı Moskova'ya yönelik söz konusu olabilir. Bunun da tabii belki silah yardım yaptık demeyecekler ama işte sivil amaçlı ürünler içerisinde veya o askeri amaçlı da kullanılabilecek sivil amaçlı ürünler bağlamında Rusya'ya bir tedarik, silah tedariki söz konusu su olabilir dediğim gibi bu bağlamda tabii eee Geçtiğimiz günlerde de Rusya ve Çin dışişleri bakanları da görüşmüşlerdi. Semerkant'taydı zannediyorum. yine 27 bu ay 27 ve 28 Nisan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de Şanga İşbirliği Örgütünün üyelerinin savunma bakanları toplantısı var. Orada da yine Rusya ve Çin savunma bakanları görüşecekler. Dolayısıyla hani Çin'in Rusya'ya yönelik o silah yardımı henüz ...belirsizliğini korusa da ama güçlü işaretler de var. İki ülke arasındaki askeri temasların son yıllarda ve özellikle Ukrayna'daki savaşla birlikte son derece arttığını, sıkılaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Batı'yı, Amerika'yı veya Batı blokunu genel anlamda rahatsız eden de asıl bu husus Rusya ile Çin arasındaki askeri ilişkilerin gelişiyor olması. Bu da zaten... İster istemez dediğim gibi NATO'nun konseptine ve diğer Batı ülkelerinin doktrinlerine yansıyor. Evet, bu bağlamda diğer konuya geçelim. Putin'in Herson ve Lugansk bölgelerine e, kritik karargah ziyareti dedim. Bu önemli bir ziyaret çünkü 18 Mart'ta e, geçtiğimiz e, ay malum Putin e, Kırım'ın ilhakının yıl dönümünde Kırım'ı ziyaret etmişti ve Mariupolu ziyaret etmişti. Mariupol Donbas Donbas bölgesinde Donetsk bölgesine ait bir e, kentidir. E, dolayısıyla ilhak edilen bu Son bir yıl içerisinde, işte Donetsk, Lugansk, e, Zaporozhe ve Herson bölgeleri var malum e, dört bölge Kırım'ın haricinde. E, o bölgelerden Donetsk bölgesini ziyaret etmiş idi. E, ama dün ani bir ziyaretle bugün o bildirildi, e, açıklandı. E, Putin Herson bölgesinin, e, her, her son bölgesindeki askeri karargahı ve Lugansk bölgesindeki askeri karargahı ziyaret etmiş. Bunu Peskov açıkladı. Ee, şimdi, Herson bölgesinin malum Herson'dan Rusya çıkmıştı. Ama Herson'un kent merkezinden çıkmıştı. Ekranda e, görürseniz, Herson bölgesi malum Dnieper Nehri'nin doğusu ve batısında yer alıyor. Yani iki tarafta da bölgenin parçaları var. Herson bölgesinin batısından çıkmıştı. Aslında şehir merkezinden çıkmıştı, bölge merkezinden çıkmıştı. Herson'dan çıkmak zorunda kalmıştı. Rusya. Ee, ama bu çıktıktan sonra da e, her Herson bölgesi Rusya'nın kontrolünde kalan Herson bölgesinin idari merkezi de şu Geniçesk olarak belirtilen oraya taşınmıştı. Yani e, yeni, yeni kentine e, dediğim gibi Rusya'nın kontrolündeki her bölge, bölgesinin merkezi burada, idari merkezi burada. Putin de burayı yeni ziyaret etti her bölgesinde e, ani bir ziyaret. Tabi e, tabii hmm. Onun haricinde bir de dediğim gibi Lugans bölgesini ziyaret etmiş. Oradaki ana karargahı ziyaret etmiş. Dolayısıyla geriye kaldı Zaporoje. Bu anlamda hani ilhak edilen dört bölgeden bir tanesi. Ancak benim burada Asıl e, dikkat çekmek istediğim husus şu. Birincisi bu görüşmede, bu toplantılara, bu ziyaretlere e, Gerasimov, Valeri Gerasimov Rus Genelkurmay Başkanı veya Sergey Shoygu katılmamış. Bu anlaşılabilir. E, neticede hepsinin aynı anda o riski almasına belki gerek yok. Neticede bir, bir saldırı söz konusu olabilir her Onlar video konferanslarla, video konferanslarla Putin'in e, yaptığı konferanslara katılmışlar. Ancak birincisi iki mesaj var bu ziyarette bence. Eee Ukrayna'nın karşı taarruzunun başlamasının konuşulduğu şu günlerde Putin bir anlamda karargaha moral verme ziyareti olarak bu okunabilir bence ben biraz bunu öyle okuyorum ama ikinci olarak helikopterle zaten gidiyor şu görüntülere bakalım ikinci olarak ne demek istediğimi de söyleyeceğim tabi uzun uzun bakmamız şey olur. Böyle. <laughs> Burada komutanlardan, askeri yetkililerden e, rapor alıyor. Onların e, görüşlerini dinlediği belirtildi. Yani savaş nasıl gidiyor veya tırnak içerisinde askeri harekat nasıl gidiyor diye. E, ancak benim hatta burada bir ikon da hediye ediyor e, Rus generallere. Diyor ki ta eski dönemlerden Rus İmparatorluğu'nun önemli savunma bakanlarından biri. E, 3. Aleksandr ve 2. Nikolay döneminde savunma bakanlığı yapmış. E, Orada onun onunmuş bu ikon, Ortodoks ikonu. Onu hediye ediyor. Hani Tanrı sizi korusun bağlamında. Hep biraz işte savaşın gidişatıyla alakalı biraz mesajlar bunlar. Ama benim asıl ilgimi çeken husus şu oldu. İşte tam da burası. E, Lugans bölgesi ziyaretinde... Putin Alexander Lapin, General Alexander Lapin'den bir ne diyelim rapor mu briefing aldı. Alexander Lapin malum hatırlarsanız bununla ilgili bir video da yapmıştım. Krasny Liman kentinden falan Harkov bölgesinden Rusya çıkmak zorunda kalınca Eylül-Ekim aylarında. Çeçen lider Ramazan Kadyrov, Alexander Lapin'i o zaman orada Oradaki Rus güçlerinden sorumlu komutan idi. Bayağı bir ama yerden yere vurmuştu. Yani çok sert ifadeler kullanmıştı. Yevgeni Prigojin de Wagner'in kurucusu yöneticisi de Ramazan Kadirov'a destek vermişti. Aynen öyle demişti. Alexander Lapin'i o da bir anlamda hırpalamıştı. Lapin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında normalde yani bu Ramazan Kadirov'un çıkışmasından önce Putin'den bir madalya da bir ödül de almıştı netice itibariyle. ama mesela Ramazan Kadyrov eleştirdiği zaman e, Sergey Şaygu'yu da eleştirmişti. Valeri Gerasimov'u da eleştirmişti. Rus Genelkurmay Başkanı'nı da eleştirmişti. Putin dolayısıyla Lugansk'taki karargaha gidip oradaki o güçlerin komutanı Alexander Lapin'den briefing alması bence oldukça önemli. Çünkü son dönemlerde özellikle bunu zaman zaman ben de yayınlarda konuşuyorum malum. Hani Rusya'nın güvenlik birimleri arasında bir ayrışma, bir çatışma mı var? Bir bir görüş ayrılığı mı var? Bu çok çok konuşulan bir mesele. Birbirlerine özellikle Prigojin ve Kadirov tarafı çok sert eleştirilerde bulunabiliyor Rus Savunma Bakanlığına ve Rus ordusuna yönelik e, ama Rus ordusu, Rus Savunma Bakanlığı da onlar da karşı cevaplar veriyorlar ama o, o yüksek tonda cevap vermiyorlar genelde ama veriyorlar cevap. Dolayısıyla Putin'in bu anlamda e, kısa bir süre önce daha birkaç ay öncesinde e, ...Pirgoji'nin ve... ...Kadirov'un yerden yere vurduğu bir generali... ...bir anlamda ziyaret etmiş olması... ...o generalden briefing almış olması... ...bence önemli. Ukrayna'nın karşı taarruza geçmeyi planladığı... ...şu günlerde... ...sahadaki Rus güçlerine... ...bir anlamda birlik olun mesajı veriyor. Yani bir çatlak, bir... hani ...arbitir, bir hakem rolünü... ...burada oynadığını söyleyebiliriz... ...zannımca. Bununla ilgili olarak... Hani ekranda görüyorsunuz Alexander Lapin işte ve Ramazan Kadyrov şimdi bu, bu, bu ziyaret böyleydi. Kritik bir ziyaretti. Dediğim gibi iki mesajın olduğunu ben düşünüyorum. Birincisi karşı taarruz öncesi Rusya ordusuna veya Rusya'nın farklı birimlerine, askeri güçlerine. Çünkü Wagner güçleri de aynı statüyü aldılar. Rus ordusu personeliyle, subaylarıyla, askerleriyle. geçtiğimiz aylarda kabul edilen yasayla birlikte. Yani Wagner paralı askerlerde aynı rütbe, aynı maaş, aynı neyse artık. Ee, Rus ordusu personeli neyse, onlara da aynı muamele yapılıyor e, kanunlara göre. Ama Rusya'nın bu farklı e, askeri e, güçleri arasında o koordinasyonun sağlam olmasını istediği için Putin'in yaptığı bir ziyaret olarak okumak zannımca bu meseleyi daha doğru yani bu böyle okuyorum ben. İkincisi dediğim gibi e, Prigojin tarafına. Ramazan Kadirov tarafına Alexander Lapin'e verilen destekle burada bir ayrılık, bir çatlak istemiyorum yönünde bir güçlü bir mesajın da olduğunu zannımca söyleyebiliriz. Diğer bir bahsetmek istediğim mesele ise... Prigojin'in geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde Alexander Beglov Sankt Petersburg valisine bir fırça kayması söz konusu oldu. Yine onu da yerden yere vurdu. Yani Prigojin gerçekten önüne kim çıkarsa acımıyor. Yani öyle söyleyelim. Ee, Pirgocin sağdaki isim, soldaki de Sankt Petersburg valisi. Ee, Rusya'da e, böyle federal bölgelerdeki yöneticilere bazı yerlerde vali denir, bazı yerlerde başkan denir, bazı yerlerde Tataristan'da mesela reis denmeye başladığında Malum onunla da ilgili geçenlerde video yapmıştık. Mesela Pet e, Moskova'dakine e, belediye başkanı denir, mer, mer denir belediye başkanı. ...Petersburg'dakine vali denir, gubernatör denir mesela. Dolayısıyla o değişir, o federal bölgenin kendi kendi işleyişine göre, kendi kurallarına göre isimlendirmesidir. Türkiye'deki vali gibi düşünmeyin. Yani vali ve belediye başkanı gibi düşünmeyin. O ayrışma şeklinde öyle bir ayrışma yoktur. E, tepe yöneticisi, o federal bölgenin tepe yöneticisidir. İsmi değişebilir federal bölgesinden federal bölgesine. E, şimdi ee, geçtiğimiz yine önceki yayınlardan birinde bahsetmiştim. prigojin e, Sverdlovsk bölgesi valisi, Yekaterinburg'un da içinde yer aldığı, merkezinin Yekaterinburg olduğu o bölgenin valisine de bayağı bir fırça kaymıştı. Ee, dolayısıyla bu Petersburg valisine de zaten bir süredir kızıyor idi. Ee, bu anlamda e, Petersburg valisini ve işte Yekaterinburg gibi bazı böyle federal bölgelerin, e, Rusya'nın işte Ukrayna'da yürüttüğü o savaşa güçlü destekler destek vermedikleri yönünde Wagner'in bir eleştirisi söz konusu. Hatta askeri Rusya'daki liberalizmin kaleneleri olarak if ifadelendiriyor. Ee, Yekaterinburgu ve St. Petersburgu Prigojin. Ee, ve yine kısa bir süre önce zaten bir yayında da bahsetmiştik. St. Petersburg'da malum Wagner'e ait, Prigojin'e ait bir Kafede bir patlama olmuştu ve Wagner'e çalışan bir e, bir savaş muhabiri Vladilen Tatarski'nin öldürülmesi e, öldürülmüştü e, o savaş muhabiri e, yine Pe Petersburg'da olmuştu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Petersburg zaten Wagner'in kalesidir, Wagner'in çıktığı yerdir. E, yine geçtiğimiz Kasım ayında yine bunu da yayında bahsetmiştik hatırlarsanız e, Wagner orada bir e, Wagner merkezi e, bağlamında çok devasa bir e, bir merkez e, merkezi yani faaliyete geçirdi ve e, bu anlamda hani Wagner'e katılanlar e, işte cezaevlerinden çıkıp bir şekilde e, Wagner bünyesine katılan veya gönüllü olarak katılan maaş karşılığı falan Wagner oldukça önemli bir Askeri bir enstrüman haline dönüştü. Şöyle bir merkez yani St. Petersburg'da. Dolayısıyla Petersburg önemli, Wagner için çok önemli ve yine hatırlarsanız Amerikanın da yaptırımları bağlamında işte Amerikan seçimlerinin Rusya'nın müdahalesi falan iddiaları bağlamında internet neydi o internet research agency diye geçen Wagner'e ait bir işte bu troll hesaplarının kurulduğu bir şirket falan buna yönelik bir ee, bir yaptırım kabul edilmişti e, geçtiğimiz yıllarda bu da yine internet research agency'de aynı şekilde yine Petersburg'da e, lokasyonu bulunuyor e, dolayısıyla hani Wagner ee, şey değil ee, yani Wagner ve Petersburg ilişkisi önemli bir ilişki ee, prigojinin Petersburg valisine çıkışması biraz bunların arka planı biraz böyle ve son dönemde yine e, Petersburg'da e, Wagner reklamlarına çeşitli yasakların geldiğinden Prigozhin bahsediyordu şimdi bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Duma Başkanı Ficheslav Valodin'e e, Prigozhin şöyle bir mektup yazdı eee bir iki sayfalık bir mektup yazdı. O mektupta şunu söylüyor. Diyor ki 2019'dan beri Alexander Beglov, Sen Petersburg valisi 3-4 yıldır vali Petersburg'da ancak onun öncesinde Putin'in merkezi federal bölge Moskova'nın da içerisinde yer aldığı merkezi federal bölge ve yine kuzey batı federal bölge Sen Petersburg Petersburg'un da içinde yer aldığı Kuzeybatı federal bölgenin de orada birden fazla şehri kastediyor, bölgeyi kastediyor. Onların temsilciliğini de yapmış bir isim. Yani Alexander Beglov Putin'e uzak birisi değil onu söylüyorum. Şimdi Duma Başkanı'na gönderdiği e, mektupta e, Alexander Beglova Prigojin bayağı bir laf e, çakıyor. Diyor ki Petersburg'da diyor belediye işleri hiç işlemiyor. Doğru düzgün iş yapmıyorlar. E, ve halka gü, halkın güveni kayboldu diyor Petersburg valisine. Ve diyor ki şöyle bir teklifte bulunuyor. Bölge valilerinin diyor. Tabi burada asıl kastettiği Sankt Petersburg valisiyle Yekaterinburg valisi Prigojin'in ama genel bir ifade kullanıyor. Diyor ki şöyle bir kanun kabul edilse olur mu diyor. Yani bölge valilerinin diyor. Seçmenlerin %10'unun imzasıyla görevden alınması konusunda bir kanun teklifi önerisinde bulunuyorum diyor Duma Başkanlığı. Bunu diyor hayata geçirirseniz çok iyi olur çünkü biz diyor kanlı bıçaklı olduk. Ona getiriyor biraz. Ee, e, bu anlamda hani e, Duma Duma başkanına böyle bir dediğim gibi bir mektup yazıyor 13 e, Nisan 2023 tarihinde. Yani emekliliğe gönderin diyor. Alexander Begdov fazla rahatsız etmeye başladı bizi diyor. Tabi e, tabii St. Petersburg valisinin e, işlerin dediğim gibi görevini falan hani e, iyi yapmadığını falan belirtiyor. Eee bu anlamda hani e, da önemli bir kent, ikinci büyük kent Rusya'nın e, Putin'in de Medvedev'in de e, aynı zamanda doğum yeri. E, yine Valentina Matviyenko vardır Federasyon konseyi Başkanı, e, Rusya Parlamentosunun üst kanadının başındaki isim. E, onun da yine o da zamanında Petersburg valisiydi. E, dolayısıyla hani Rusya'nın tepe yönetiminde. Petersburg zaten herkesin ya memleketi ya işte orada çalıştığı valilik görevinde bulunduğu bir yer. İkinci büyük kent. Bu anlamda hani Putin de zaten oraya vali olarak kendisinin güvenmediği bir ismi oraya ataması zaten söz konusu değil. Dolayısıyla burada biraz işler biraz karışıyor. Acaba Prigozhin'e neden böyle bir, prigojin neden valiyle anlaşamıyor? Neden sıkıntılar var falan? Öte yandan tabii şu da var. Adil Rusya veya Adaletli Rusya diye çevirebileceğimiz bir Rusya'da bir parti de var. Mecliste Duma'da yer alıyor. Oradan bir destek çıkıldı Prigozhin'in bu önerisine. Valilerin %10, seçmenlerin %10'unun imzasıyla görevden alınması önerisine bir taraftan da Priygozin'in bu adil Rusya partisini kendi kontrolünü almak istediği yönünde çeşitli dedikodular var. Ama henüz bu konuda somut bazı daha güçlü işaretlerin olmasını biraz görmemiz lazım. Onu biraz daha şu an güçlü dile getiremiyoruz ama bu konuda dedikodular var. Yani siyasete mi girmek istiyor prigojin Yani Putin'in yerine kendisini mi hazırlıyor diyeceğim ama. Bence çok mümkün değil Prigojin'in Rusya devlet başkanı olması. Ee, ama siyasete girip girmeme konusunda hani güçlü iddialar da var. Ama henüz somut bu konuda işaretlerin e, olduğunu da pek söyleyemeyiz. Putin'in koltuğuna gözünü dikip dikmediğinde aynı şekilde henüz e, bir net bir şey söyleyemeyiz. Ancak e, tabii şu da olabilir. Yani Pet Petasup valisiyle yaşadığı çeşitli kızgınlıklar. E, dediğim gibi reklamlar şunlarla bunlarla ilgili çeşitli kızgınlıklar da olabilir Prigojin'in. E, Petersburg valisine çıkışması. E, öte yandan bu e, prigojinin getirdiği bu önerinin kabul edilme ihtimali var mı diye sorarsanız, bence çok düşük. Böyle bir şey çok mümkün olmaz. E, yani e, Rusya'da böyle vali değiştirmek %10 seçmenin işte imzasıyla falan o öyle olmaz. Zannetmem. Yani Ru Rusya'nın birçok bölgesi var. E, sıkıntıya yol açar. Yani. Kremlin ben buna onay vereceğini pek zannetmiyorum. Yine öte yandan şunu söylersek eğer... E, valileri zaten görevden alan da atayan da Putin. E, Prigoji'nin e, Putin'e erişimi gayet yüksek. Hızlıca erişebilir. Zaten uzun yıllardır tanıyor. E, dolayısıyla valiye böyle valilerin görevden alınması konusunda böyle bir öneri getirmektense Putin'e bu konuda talepte bulunması daha mantıklı olurdu harika kapıdan. E, dolayısıyla hani niye böyle bir ayrılık gayrılık varmış gibi e, bir görüntü de oluşuyor falan diyeceksiniz Dolayısıyla burada sanki bana öyle geliyor ki en mantıklı açıklaması bu meselenin o da şu e, Rusya'nın bazı bölgelerinde gerçekten Petersburg zaten protest bir şehirdir Rusya'da Moskova'da aşağı biraz öyledir belki şu Ukrayna'daki savaşla birlikte biraz daha azaldı ama hani e, Yani Putin'e e, o anlamda %80'ler düzeyinde desteğin verildiği kentler arasında da pek yer almaz Moskova. Petersburg hakeza. E, Petersburglular hatta Putin'i biraz daha e, Petersburg eliti diyelim entelektüeli e, Putin'i biraz e, nasıl diyelim e, taşradan gelmiş gibi görürler. Tam kendileri yani onu, onu böyle çok yani yürüyüşü falan biraz böyle kabadayı gibi yürür falan. Yani e, sen Petersburg entelektüeli çok Putin'i kendine kendilerinden görmez öyle söyleyeyim. Ee, ama protest bir şehirdir yani Petersburg. Navalny destekçileri veya savaş karşıtı mitingler falan Petersburg'da çok yapılmıştır. Moskova'da da yapılmıştır ama Petersburg'da daha çok. Dolayısıyla bu zannımca herhalde sanki e, birincisi... E, böyle valilere çakarak, valilere fırça atarak şunu demek istiyor olabilir veya Kremlin buna güçlü o anlamda destek veriyor olabilir arka planda. Yani bu Ukrayna'daki özel harekata tırnak içerisinde destek vermekten çekinen bazı federal bölge valilerinin ...Prigojin veya Ramazan Kadirov üzerinden tırnak içerisinde terbiye edilmesi, hizaya getirilmesi gibi bir hedef amaçlanıyor olabilir. Direkt belki Putin federal bölge valisini arayıp öyle fırça kayacağına, Prigojin üzerinden böyle bir mesajın gönderilmiş olması mümkün. Ramazan Kadirov aynı şekilde çünkü Putin'in Ramazan Kadirov'la da arası iyi, Prigojin'le de arası iyi en azından bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir Kremlin'in kullandığı çeşitli enstrüman bağlamında bu mesele gündeme gelmiş olabilir. Petersburg valisini veya Yekaterinburg valisini baskının artması bağlamında bu mümkün gibi geliyor. Bir de tabii şu var. Yani Wagner bu anlamda yani Prigojin güçlenen güçlenen isimlerden birisi bu savaşla birlikte siyasi arenada güçlenen isimlerden biri. Dolayısıyla hani reklamını da yapabilme imkanına kavuşuyor biraz. Yani Petersburg valisine bağırıyor, öbürüne bağırıyor falan filan. Dolayısıyla hani Wagner'e eleman toplama açısından da ee, yani bu tarz e, atraksiyonların diyelim e, prigojinin işine geldiğini belki de söyleyebiliriz. Yine son bir husus olarak e, Prigozhin e, geçtiğimiz yine günlerde 14 Nisan'da ilginç tabi e, hani paralı asker şirketinin başındaki isim uzun diyebileceğim e, bir makale bir yazı yayınladı. E, kendi elinle mi yazdı onu bilemem ancak e, üslup Prigoji'ne ait yani o kesin. E, diyor ki sadece diyor e, adil bir, dürüst bir savaş ve anlaşma yok e, başlığı var. Hiçbir şekilde anlaşma yok başlığı var. Ancak e, bu e, başlık öyle olsa da e, yazının içerisinde e, Rusya'nın şu an yürüttüğü işte spes operasyon diye geçen meselenin Askeri harekatın, özür dilerim, e, bitirilmesi, yani şu an diyor, bitirilmesiyle ilgili e, bir bir ifade var. Bu ifade biraz böyle yoruma açık bir ifade. Ancak e, mesela diyor ki, şu an diyor, e, bugün itibariyle diyor, Rusya'da iktidar ve toplum için diyor, e, en ideal olan, konu diyor, olması gereken e, mesele diyor. İşte e, Spes Operasyon'un diyor bitirilmesinin ilan edilmesi. Bittiğinin ilan edilmesi diyor. Rusya'nın hedeflerine vardığı e, planlarına e, kavuştuğu e, falan dolayısıyla e, hatta Ukrayna ordusunun diyor önemli bir kısmını imha ettiği e, dolayısıyla e, dediğim gibi işte hedeflerine vardığı söylenerek diyor bunun durdurulması olabilir diyor. Teorik açıdan bakıldığında diyor biz jir jirne cluster'lar Ruslar. Yağlı kısmı. Yani Ukrayna'nın zaten hani yağlı kısmını diyor biz aldık diyor. Yani verimli neyse önemli yerlerini biz aldık diye. Bunu ifade edebiliriz diyor e, jirnaya, jirnaya toçka, jirnaya çast. Neyse hani böyle denir Rusça. Diyor ki işte Azak denizini kontrolü aldık zaten diyor. Ukraynalı erkeklerin, savaşabilen erkeklerin önemli bir kısmını zaten öldürdük. Neyse kaçanlar da kaçtı falan zaten diyor. E, Jirnu kusok işte e, yani o teritori Ukrayna. Yağlı kısmını zaten aldık. E, kırma Kırım'a diyor bir karadan bir koridor oluşturabildik. Karadeniz'e çıkış kısmının çıkan kısmının diyor Ukrayna'nın önemli bir kısmını aldık falan diyor şu an diyor yapmamız gereken işte ele geçirdiğimiz topraklarda konumumuzu güçlendirmek orada savunmamızı güçlendirmek ve orada tutunmak diyor yani bir anlamda. Ee, ama diyor tabii şey var diyor. Yani önceden diyor Ukrayna zaten diyor eskiden diyor Rusya toprağıydı ve Sovyetler neyse Rus İmparatorluğu. E ee, tabii diyor orada şu sıkıntı olacak. Yani savaşı şu an bitirsek diyor hemen yanımızda dibimizde diyor tam bir milliyetçi duygularla duyguların güçlü olduğu bir devlet olmuş olacak diyor. Ama hani bitirilebilir gibisinden bir mesaj veriyor. Avrupa Birliği diyor önceden diyor birkaç milyon milyar dolar verirken diyor milyon dolar, onlarca milyon milyon dolar verirken diyor Ukrayna'daki savaş öncesi. Şimdi onlarca milyar dolar yardım yapacak falan diyor. Hani bu sıkıntılarda olur diyor şu an bitirsek savaşı ama diyor ama bitirilebilir gibisinden bir ifadede var yani e, öyle de yorumlanabilecek çeşitli ifadeler var bu tabi ciddi bir etki oluşturdu yani ne demek bu Wagner e, savaşı bitiriyor mu hem de tam şu an karşı taarruzun e, başlayacağı'nın söylendiği şu günlerde. Ee, Ukrayna tarafının. Dolayısıyla Wagner acaba e, hani e, kontak mı kapatıyor yani falan gibisinden bu e, çok konuşuldu birkaç gündür. Sonrasında Prigojin açıklama da yaptı. Tekrar sordular. Siz ne demek istiyorsunuz? Bit bitirelim mi askeri harekatı? Onu mu demek istiyorsunuz? Diye. O, Yok öyle demek istemedim. Ben başka bir şeyden bahsediyorum falan filan gibisinden yorum yine yorumu açık çeşitli ifadeler kullandı. Ee, tabii e, Ukrayna'nın dedi karşı taarruz riski hep olacak yazıyor e, makale dedi de cephe daha da kötüleşebilir falan diyor ama Amerika diyor 24 Şubat 2023 itibariyle yani biraz daha öncesine gidiyor hatta şu ankinden 22 değil 23 itibariyle diyor cephe hattının korunmasını müzakere pozisyonu olarak diyor. Ee, ...Rusya yönetimine teklif edebilir demiş. Yani hani dediğim gibi... ...bitirilebilire geliyor biraz burada. Şurada söylüyor onun da. Ee, ama böyle bir tartışmaya da... ...açık bir makale yazdı. Bu tabii acaba Kremlin'e mi... ...mesaj veriyor? Yani biz... ...siz zor mu olur? Bakın taarruz var. Bize destek verin. Çünkü... Geçtiğimiz haftalarda yine Rus Savunma Bakanlığı bize mühimmat, yeterli mühimmat göndermiyor diye de sert çıkışmıştı Prigojin yine Şayguya. Sonrasında bir o yine biraz çözüldü gibi oldu. yani dolayısıyla acaba bize destek verin falan mı demekti veya topladığımız gönüllü Rusya'da toplamamıza izin verin bir şekilde hapishaneler veya bir şekilde gönüllü olarak Wagner'e katılmak isteyenler veya maddi bir destek mi almak istiyor? Bunlar henüz konuşuluyor. Net bir şey söyle söyleyemeyiz. Ancak çıktıkça, somut bir şeyler çıktıkça ben bunlardan bahsetmeye devam edeceğim. E, bunu ele almaya devam edeceğiz. Tabii bu makalede veya yazıda işte Gulubinne Gasudarsva Ruslar öyle der. İşte bizim derin devlet. O tam Türkçesi onun o. E, Gulubinne Gasudarsva. Derin devlet olarak tabii Prigojin e, Çubaysları, Anatoly Chubais malum işte Hadorkovski e, oligark vardı. işte Friedman veya Dvorkovic, Arkady Dvorkovic eskiden Medvedev'in prensi olarak geçen bir isim miydi? Zannediyorum e, şu an Dvorkovic de herhalde yurt dışında olsa gerek. Chubais, Chubais zaten Ukrayna'da savaş başladığından kısa bir süre sonra hemen Rusya'dan ayrılmıştı. Dolayısıyla hani hep derin devlet diye dediği prigojinin kastettiği yani şey ne diyeceğim yani bu liberal veya batıya yakın isimlere derin devlet diyor prigojin Yani bunlar diyor bizi rahatsız ediyor asıl. Bunun gibi isimler yani Petersburg valisi işte Yekaterinburg valisi gibi kişiler diyor bu savaşa destek vermeyen isimler diyor biraz Rusya'da Rusya'nın gelişimini durduran kadro olarak onları ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir ilginç bir makalede söz konusu idi. toparlarsam hani ne demek istiyorum son husus olarak şunu söyleyeyim. İki iki şey söyleyeceğim. bir saniye birincisi Rusya Çin askeri işbirliğinin derinleşmesi her halükarda savaşın zannımca daha da uzayacağına işaret ediyor. Ee, belki küresel boyutta bir çatışma e, küresel boyutta bir e, yani Çin'i de işin içine katacak şekilde 3. Dünya Savaşı şeklinde bir savaşa evrilmeyecek olsa da e, aktör sayısını diyelim e, Doğu tarafında da yani Rusya tarafında da arttırma riski artıyor yükseliyor. Çatışma küresel bir çatışma boyutunu e, olmasa da aktörler bazında e, Rusya Çin askeri işbirliğinin derinleşmesi aktörler bazında da e, bu savaşın daha da genişleyeceğine işaret ediyor. E, i̇kinci olarak söylemek istediğim ise e, prigojinin Kadirov'un neyse o kadar lafına rağmen e, Lapi'nin Alexander Lapi'nin görevde kalması. Putin'in Lapin'den briefing alması, onun da bulunduğu karargahı ziyaret etmesi. Zaten o karargahı ziyaret edince mecburen hani onun komutanından belki briefing almak zorunda kalacak ama ama her halükarda yani o karargahı ziyaret etmeyebilirdi veya o karargahı ziyaret etmeden önce veya bu geçen zaman içerisinde Lapin'i görevden alabilirdi neticede. Ama bunun görüntülerinin de paylaşılmış olması Lapin'le birlikte bir görüntü de paylaşıyor Putin. Dolayısıyla veya yine Prigojin'in eleştirdiği St. Petersburg valisi Yekaterinburg valilerini yerden yere vurmasına rağmen onların hala görevde kalmış olması, kalıyor olmaları yani Rusya'nın o güvenlik kurumları arasında çeşitli mücadelelerin, klik klikler arası mücadelelerin yaşandığını göstermekle birlikte Putin'in hala bu çeşitli güç odakları arasında o arbitr hakem rolünü oynamaya devam ettiği ni bize gösteriyor Bence o tutkal görevi görünüyor tutkal görevi görüyor Putin bir anlamda Rusya'nın bu çeşitli silovikiler arasındaki güç mücadelelerinde diyebiliriz henüz o Tutkal yani görevini icra ediyor belli ölçüde. Bakalım ama ilerleyen süreçte savaş uzadıkça bu meselenin nereye evrileceğini de bizzat gözlemlemiş daha yakından gözlemlemiş olacağız. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen... Ee, abone olursanız memnun olurum. Görüşlerinizi, eşlerinizi ee, her türlü bekliyorum. Videonun altına yazarsanız güzel olur. Ve yine ee, beğeniyorsanız, istifade ediyorsanız beğenme tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Bildirimleri açıp paylaşırsanız da harika olur. Böyle via prova neta diyelim yine Bahriyelilerin, denizcilerin söylediği gibi ee, dümeniniz doğru, yolunuz açık, rüzgarınız kolay olsun. Kendinize iyi bakın, sevgi ve sağlıcakla kalın görüşmek üzere